Merhaba arkadaşlar. Benim adım Buğra. Makine Mühendisliği Bölümü Asistanıyım. MAK 209L veya MAK 217L bölüme geçildikten sonraki ilk defa bu bölüm dersi, raporu yazılan dersler olduğu için bir kaynak olması amacıyla bu videoyu hazırlamayı düşündüm. Bu genel bir video olacak. Buna bu videoda bahsettiklerime ek olarak Deneylerde ekstra istediklerimiz olabilir. Mesela bu videoda birazdan bahsedeceğim. İşte giriş bölümünde bunlar bunlar yazılır şeklinde e, diyor burada. Ben mesela deneylerde işte giriş bölümünde bundan da bahsetmenizi istiyorum. Veya yöntem bölümünde bundan da bahsetmenizi istiyorum. Şeklinde şeyler de söyleyebiliriz. Onlar da dikkate alınsın. Bu dediğim gibi genel bir video. Şimdi öncelikle bir rapor yazılırken sanki raporu okuyan kişi hiç bilmiyormuş gibi düşünmek gerekiyor. Yani bilmeyen birine anlatır gibi yazılması gerekiyor. Ee, kapaktan başlayalım. İlk kapakta mühendislik fakültesi artık bölüme göre MAK 209L ise muhtemelen endüstri mühendisliği bölümü. 217L ise makine mühendisliği bölümü şeklinde. Şimdi kapakta gördüğümüz üzere bir sayfa numaralandırması yok. Ancak öteki sayfalarda direkt 1 diye sayfa numaralandırması başlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kapakla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada bu şablon zaten bizim istediğimiz formatta, rapor istenilen formatta. Ne demek istiyorum? Mesela okuyalım. Hazırlanan deney raporunda yazı stili Times New Roman ve 12 punto boyutunda olmalıdır. Ki aynı bu şablonda olduğu gibi. Times, Times New Roman 12 punto. Satır aralığı bir buçuk olmalı. Paragraf başlarında girinti bulunmamalıdır. Satır aralığında buradan bir buçuk yapıyoruz. Ondan sonra burada bahsetmiyor ama yine yazılar iki yana yaslı olmalı. Şuradan bu seçilmeli. Ondan sonra rapor dili resmi bir dil olmalı arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Edilgen bir dil olması lazım. Ee, böyle yaptık, böyle ettik yerine böyle yapıldı, böyle edildi şeklinde yazılması gerekiyor ee, okumaya devam edelim deney raporunun giriş bölümünde yapılan testin amacı ve test sonrasında elde edilen parametrelerin kısaca tanımları yapılmalıdır tanımlamalarda referanslar uygun biçimde gösterilmelidir deyip burada hemen bir referans zaten gösterilmiş köşeli bir parantezle bunun için yine bilimsel kaynak gösterimi diye bir araştırma yapabilirsiniz. Hatta yapın daha iyi olacaktır. E, deneyde kullanılan formüller denklem bir de gösterildiği gibi ifade edilmelidir. Şimdi burada bir denklem verilmiş. Denklem böyle ortalanmış ve e, en sağ tarafta denklemin numarası verilmiş. Burada önemli olan şeylerden birisi şu ki şimdi bizim size gönderdiğimiz veya işte uzağa yüklediğimiz föylerde denklemler yazıyor. Ve e, buradaki denklemleri bir ekran alıntısı aracıyla hani kesip buraya yapıştırmamanız gerekiyor. Buradaki denklemleri de yazmanız gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Buradan ekle diyoruz. Denklem diyoruz ve denklemimizi ekliyoruz. Ve istediğimiz denklemi ona göre yazıyoruz. Yani denklemler resim olmasın arkadaşlar. Denklemleri de aynı böyle yazmanız gerekiyor. Deneyde kullanılan numunelerin varsa literatür verileri de kaynak referans gösterilerek bu bölümde verilmelidir. Tamam. Deney yöntemine geçelim. Deney deney raporunun deney yöntemi bölümünde kullanılan numunelerin malzemelerinden bahsedilmelidir. Numunelerin varsa ölçüleri ve deney koşulları belirtilmelidir. Tamam. Deney sonuçları. Deney raporunun deney sonuçları bölümünde test sonrası elde edilen veriler açıklanacaktır. Grafik kullanılmış ise şekil 1'de verilen grafik. Şimdi... Bakın gördüğünüz gibi burada bir atıf var. Aynısı burada da vardı. Denklem verilmiş, denklem numarası verilmiş ve denklem 1'de diye bir atıf yapılmış yazıda. Şimdi e, raporlarınızda denklem vereceksiniz, böyle şekil vereceksiniz, grafik vereceksiniz, tablo vereceksiniz. Bu yazılarda bunu neden verdiniz? Onları anlatmanız gerekiyor. Burada atıf yaparak şekil birden de anlaşıldığı gibi, şekil 1'de verilen grafik işte bize bunu anlatmalıdır, bunu anlatıyor diye bunları anlatmanız gerekiyor. Yani yazılarda atıf önemli. Tamam. Şeklinde grafiğe atıf yapılacak ve açıklanacaktır. Tablo ile veriler özetlenmiş ise tablo bir de verilen değerler şeklinde tablonun içeriği atıf yapılarak özetlenmelidir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir diğer şey de şekil, grafik gibi ıı, şekil ve grafiklerin isimleri hemen altına yazılır. Tablolarınsa üstüne yazılır. Tamam. Değerlendirme bölümü. Deney raporunun değerlendirme bölümünde sonuçlar başlığı altında çizilen grafik ve hesaplanan veriler yorumlanacaktır. Bulunan numunelerin test sonuçları kendi aralarında karşılaştırılacaktır. Eğer literatür verileri de mevcut ise deneyden elde edilen değerler literatür değerleriyle karşılaştırıp yorumlanacaktır. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha. Mesela dördüncü bölüm değerlendirme bittikten sonra hemen burada beşinci bölüm yapmıyoruz. Kaynaklar bir sonraki sayfada kendi başına olması lazım. Ve kaynaklarımız olabildiğince bilimsel yayın ve kaynaklardan oluşmalıdır. Bu şekilde bir yardımcı olması amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Umarım raporlarınıza yardımı olur.